Manşete hoş geldiniz. Gündemde bambaşka şeyler var. Acayip. Geçen hafta ne konuştuysak bu hafta biraz değişti. Farklı başlıklar eklendi. Yılmaz Erdoğan'ın Kanal D'ye yeni çektiği dizinin fragmanı. Ya da Milli Eğitim Bakanı'nın tarikat cemaatlerle ilgili açıklaması. Ya da bir rektörün otelde az bekletildi diye bunu üniversite sayfasından halka şikayet etmesi falan. Bütün bunların hepsi bir sonuç esasen. Ve sebep de yukarıda. Orada. 17-25 üzerine gidilmediği için, örtbas edildiği için iktidar, muhalif, partiler, tüm partiler, kamuoyu ne derseniz deyin. Bunlar başına geldi ülkenin ve artarak devam edecek yani yaşanan sıkıntılar. Buna yüzde yüz inandığım için ve geriye doğru 10 yıllık süreci içinde yaşayan biri olarak sağlıklı tahlil edebilecek zihni kapasiteye halen sahip olduğum için söylüyorum. Milat orasıdır. Orada düğme yanlış iliklendi ve ondan sonra da bir daha tutturlamadı çalıyor ama çalışıyorlar. Ali Yeşil da hatırlayın seçimden hemen önce yaptığı yayınlarda ki Erdoğan'ın kasası olan Yeşil da ailesinin bir ferdiyle anlaşmazlığa düştüler, ayrıldı. Avrupa'da bir yerde yaşıyor şimdi. Tayyip abi'nin en büyük özelliği paranızı çalar sonra size kendini alkışlatır demişti. O gün anlatılamadı bu 17-25 Aralık. Niye anlatılamadı? Ya yolsuzluk yapsaydık bu hizmetler olur muydu falan diye alkışlattılar kendilerini. Bu projeler olur muydu diye. Ya yolsuzluk olması için projeye ihtiyaç var. Proje olmadan yolsuzluk olmaz. Eğer herhangi bir yatırım yapmıyorsanız, herhangi bir projeniz yoksa, altyapı, üst yapı, herhangi bir ihale neyse yoksa orada yolsuzluk olmaz ki. Yolsuzluk olabilmesi için bunların yapılması lazım. Ve son 10 yıldır üretilen projelere bakın. Hepsi yolsuzluk projeleri. Ve halen de yeni projeler üretiyorlar. Bir takım acıların üzerine yeni projeler inşa ediyorlar. Deprem gibi, kentsel dönüşüm gibi filan. Böyle. Covid'den bile bir zenginleşme çıkardılar kendilerine. Yani her dramdan da bir zenginleşme çıkarıyorlar. Bir yerde bir problem olsun biz çözeriz. Hemen derhal ihale açalım, hemen derhal şu işe şu kadar bütçe ayıralım. E o ayrılan bütçe e kendi ceplerine gidiyor. Küçük maliyetlerle bunu da vatandaşa hizmet olarak sunuyor ve kendilerini alkışlatıyorlar. Ama bu yalanı yutturdular. Yolsuzluk yapsaydık bu projeler olur mu? Evet evet, yolsuzluk yapsaydık bu projeler olmazdı. Ya projeler onun için var zaten. Anlatılamadı bu. 2014'te bir yıl sonra, 17-25 Aralık'ın birinci yıl dönümünde bizzat ilan edilmişti. 17-25 Aralık, rüşvetle, rüşvet yolsuzlukla mücadele haftası ve sadece o yıl idrak edilebildi. Ondan sonra Bahçeli de kulağın üstüne yattı. İnternette çokça videoları var. O gün nasıl bu işi savunduğu. Yani MHP'nin üst düzeyinden insanlar arıyordu ve diyorlardı ki işte bizim iktidarla anlaşmak veya AKP'yle anlaşmak için 3 tane 4 tane kırmızı çizgimiz var. Biri de Bilal'di. Biri de 17-25 Aralık'tı. Unuttular. Şimdi hala aynı koltuğu korumaya devam ediyorlar. Büyük bir suç üstüydü 17-25 Aralık. Büyük bir köşeye sıkışmışlıktı iktidar açısından. O gün Erdoğan 17 Aralık günü ne yapacağını bilmiyordu. Tanıkların, tanıkların ifadesiyle yazıp çiziyorlar okuyabilirsiniz. Detaylı baktığınızda görürsünüz. O gün sabahtan akşama kadar Konya'ya gitmişti Şebi Arus Töreni. Nasıl bir panik içerisinde olduğunu. İşte o tam sıfırlama konuşmasının Bilal'le geçtiği anlar. Suç olmaktan çıktı yolsuzluk ve hırsızlık. Ve... Buna teşne olmayanlar, buna müheyya olmayanlar, buna gönüllü olmayanlar, buna girmeyenler, rüşvet yolsuzluk topuna girmeyenler devletten, kamudan, her yerden temizlendi. Ve 10 yıl sonra bugün buna sessiz olanlar, yol verenler, bunu ne bileyim kulağın üstüne yatanlar, yesinler birbirini diyenler falan neyse 10 yıl sonra içinden çıkamayacakları bir belayla baş başa kaldılar. Bir iki kriter, bir iki size kripto vereceğim. Bir iki böyle ipucu. Çok kullanışlı. Bunu kullanabilirsiniz. Bir, 17-25 Aralık dosyaları hiçbir biçimde reddedilemedi. Hiçbir biçimde inkar edilemedi ve hiçbir delili çürütülemedi. Bir bu. Ayrıca içindeki failleriyle de Bu teyit edildi. Erdoğan bayraktar en başta defalarca konuştu ve dosyamda ne varsa doğrudur beni hırsızlık çuvalının içine koymayın daha fazla konuşamam öldürürler beni dedi. Reza Zarrab New York mahkemesinde aynı şeyleri söyledi. Ee, CHP'nin avukatları 2020 yılında en son götürdükleri mahkemede çıkan nihai kararda sıfırlama tapelerinin gerçekliği teyit edildi filan. Devletin avukatları Halkbank davasında Halkbank Genel Müdürü'nün rüşvet aldığını kabul etti. Neydi o paralar? Güya işte e, cemaat polisleri tarafından konmuş ve efendim imar e, şeymiş. Sonra da dediler ki imam imam hatip parası veya işte efendim Bosna'da bir yerde okul yaptıracak. Hepsi yalan çıktı. Fakat e, 17-25 iktidarın atlatabilmesi tek başına AKP tabanı veya anlattığı yalanlarla mümkün değildi. O günkü medyasıyla da bunu çeviremezdi. Karşı mahalleyi satın aldı. Evet kelimeleri dikkatle seçerek konuşuyorum. Karşı mahalleyi satın aldı. Karşı mahalleyi susturdu. Ama tehditle, ama şantajla, ama havuç vererek. Ama karşı mahallenin de bir takım kini ve hasedi ve veya düşmanlığı vardı onu kullanarak. Ve o mahallede çokça ifade edilen şeydir. Yani yakın tarihte Ruşen Çakır'ın bir programında Bekir Ağardır da buna yakın mealen söylemişti düşünce oydu çünkü Zihniyet oydu demişlerdik ki yani düşündüler ki ve yaklaşımları şuydu ki dosya doğru olsa bile devlet içindeki bir grup iktidarı bununla dizayn etmeye kalktı yok öyle buna, buna onayı veremezdik o topa girmezdik mealen bu bunu da söylüyorlar saklamıyorlar 8 yıl sonra 10 yıl sonra durum buydu ve bu karşı mahalle topyekün bir cemaati Devlet ve toplum düzeninden milyonlarca insandan bahsediyoruz. Devlet ve toplum düzeninden söküp atmak için Erdoğan'a şans verdiler ve işbirliği yaptılar onunla. Hatırlatalım 15 Temmuz sonrası yargılamalarda da 17-25 milat olarak kabul edildi. 17-25'ten sonra ilişkisini kesenler kesmeyenler. Ve bugün boğazına kadar yolsuzluğa batmış Erdoğan artık dünyanın da şantaj yapabildiği bir lider konusuna e, konumuna geldi. İkinci vereceğim kripto ipucu bu. Muhalefet hemen her konuda iktidara destek çıkıyor filan falan diyoruz ama ağırlıklı olarak %100 desteklediği bir alan varsa o da dış politika, diplomasi. Rusya'da doğru yapıyor, NATO'ya kafa tutmakta haklı, Amerika'yla bak işte böyle Orta Doğu'da filan. Yani tamam eleştirelim ama reis burada haklı falan. Hayır değil. FBI raporlarına girdi nasıl Reza Zarrab olayında Halkbank olayında Batı'nın kucağına oturduğu tabirimi mazur görün Erdoğan'ın. Kasım 2015'te Rus uçağını düşürdüler gene olsa gene yapardık dediler daha sonra Rusya kendi televizyonlarından Erdoğan ailesinin petrol ticaretini Kuzey Irak'taki petrol ticaretini yayınlamaya başladı derhal geri adım attılar özür dilediler ve milyarlarca dolarlık S-400 anlaşmasına imza atarak tarihin en büyük kan parasını ödediler. Hala da Rusya'yla eşgüdüm halinde götürmeye çalışıyorlar konayı, konuyu. Erdoğan şantaj yapılabilir durumda olduğu için oluyor bu. Diplomasiymiş, diplomatik alanda başarılarmış, dış politikada reisin yanındaymışız. Geçeceksiniz onu. Bir örnek daha verip kapatacağım. Suriye harekatında Türkiye'nin Suriye'deki var, Kuzey Suriye'deki varlığından falan Amerika rahatsızdı ve o dönem ters düştüler. Bin, 2019'dan bahsediyorum ve hemen, hemen Amerikan Kongresi'ne Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması yasa tasarısı geldi. Derhal ateşkes imzaladı, ateşkes ilan etti Erdoğan ve o tasarı da orada donduruldu. Ve geriye doğru bir sürü tehditler, bir sürü şantajlar. Bugün Türk Erdoğan bir numaralı ulusal güvenlik problemi derken kastettiğimiz bu şantaj yapılabilecek, tehditlere açık, şantaja açık ve mal varlığı veya işte ailesinin ticareti falan gösterilerek söylenen her şey yaptırılabilecek durumda bir Türkiye liderliği var. Onun için 17-25'in dışa bakan, hani dış güçler deniyor ya, dışa bakan tarafı da bu. Her defasında da dış güçler diye topluma yediriyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Saray muhalefeti bilmiyor mu bunu? Sarayın dizayn ettiği muhalefet. Bilmiyor mu bunu? Biliyor. Bal gibi biliyor ama anlatmıyorlar halka. Böyledir. 1725 mühim bir milattır ve bugün ülkenin iki yakası bir araya gelmiyorsa bundandır. Bana 10. yılında sıfırlanamadığı başlığını arttıran İlker Doğan'ın TR724'teki haber incelemesi onu da okuyun. Güzel bir başlık. 10. yılında 17 Aralık hala sıfırlanamadı. Çok güzel bir başlık. Ben de oradan aldım kullandım. Şimdi şimdi sonuçlarına bakalım. Sadece bugün manşetin radarına da takılanlar itibariyle sonuçlarına bakalım. Hepsi deminden beri anlattığım hikayenin bir sonucu esasen. Milat orası. Yeterince kemer sıktık. İşte bu Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a hürriyette hafta sonu verdiği röportaj konuşuluyor. Bir tam sayfa. Ya kemer sıkma ile ilgili Hürriyet'te bir haber hatırlıyor musunuz geriye doğru aylardır? Burada bir itiraf var yani. Herkes işte efendim apartman görevlisi Sadık abi ile ne bileyim pahalılık testi yaptığından falan bahsediyor. Ya onu geçeceksiniz işin magazinine. Yani burada da işte tam sayfa report, şeyin Hürriyet'te yayınlanmış hali görüyorsunuz. Bir ara başlık yapmış, sol tarafta dikkat edin. Ne zaman nefes alacağız? Yahu nefesimiz tıkandı, nefes alamıyoruz diye bir haber. Gördünüz mü hiç hürriyette geriye doğru bir yıldır, iki yıldır? Şimdi ne zaman nefes alacağız diye soruyorlar Merkez Bankası Başkanı'na. Oksijensizlikle ilgili bir haber yapma, yapmayıp bir yıldır, bir buçuk yıldır. Şimdi oksijen tükendi, ne zaman nefes alacağız diye soruyorlar. Acayip. İstanbul Manhattan'dan pahalıymış. Annesinin evinde oturuyormuş. Bunları geçeceksiniz. Fakat şu enteresan ki ekonomi basınının ve ekonomistlerin üzerinde, üzerinde durduğu alan da bu. Cumhurbaşkanımızla tüm detayları konuştuk başlığı. Orada diyor ki Cumhurbaşkanımızla bilgilendirme toplantılarımız da oluyor. Kendisine bize üç alan söyleyin biz şahlandıralım. Sizin stratejik gördüğünüz nasıl savunma sanayinde önümüzü açtınız. Stratejik gördüğünüz alanları söyleyin destekleyelim. Ne demek ya? Yani Merkez Bankası'nın işi para politikasıdır. Yani görev tanımı belli. Şahlandırma falan değildir yani. Yatırım değildir. Şu bu. Böyle bir hikaye. Ama bu kadın daha önce de haber olmuş. Star'da 2005 yılında helal olsun manşetiyle Boğaz Boğaziçi'ni birincilikle bitirdi. Türkiye'de hiçbir firma staj izni vermedi. Amerika'ya burslu gitti. Profesör oldu. Finans devlerini peşine çıktı taktı. Türk kızı Gaye yıllık 180 bin dolara işe başladı. PR'ı seviyor. Bakalım Boğaz içini birincilikle bitiren Türkiye'nin gururu gemiyi karaya oturtacak mı ya da yüzdürecek mi? Zamanla göreceğiz. Ama Güldem Atabay güzel sorularla olayı özetlemiş esasen. Bazen soru sorarsınız cevabına gerek yoktur ya işte o. Gazetecilik de bu esasen. Avrupalı e, gazetelerden bana soru yağmuru. E, Gaye Erkan ne demek istedi? Politikasından memnun değil mi? Erdoğan'ın enflasyon sakinleşiyor sözlerine inanmadı mı? Ev bulamıyorsa bu Türkiye ekonomisi hakkında ne söylüyor? Talihsiz açıklamalar demiş ekonomist Gül Atabay. Sıcak paranın dikkati burada keza diyor. Evet. Magazinde değil. Cem Toker. Daha can alıcı bir konuda bir o da bir soru soruyor. Aylardır yurtdışı gezilerle ülkeye para yatırım arayan Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek acaba bu geziler için aldığı toplam resmi hacirahın hiç olmazsa yarısı kadar para doğrudan yatırım getirebilmiş midir? Cidden soruyorum demiş. Nesrin Nas, bir ülkede haftalarca asgari ücret tartışılıyorsa bu asgari ücretin ortalama ücret olduğunu ve yoksulluğun ne kadar derinleştiğini gösterir demiş. Bakın deminden beri konuştuğumuz konular 17-25'in sonuçları 10 yıl sonra. Devam bitmedi. İşkenceden beş yıldıza hürriyetin hafta sonu manşetiydi. İstanbul Emniyeti'nin kötü şöhretli eski binası Sansaryan Han, beş yıldızlı otel oldu. Bir zamanlar işkence gören aydınların çığlıklarıyla yankılanan Sansaryan, şimdi dünyanın dört bir yanından turist ağırlayacak. Sanki bitti. Acılar şiire konu olduğu kötü şöhretten iz kalmadı. Ya nasıl kötü şöhretten iz kalması? Hala senin ülke cezaevlerinde işkence devam ediyor. Senin aydının hala işkence görmeye devam ediyor. Böyle de bir yüzsüzlük içindeler. Leyla Şahin Usta mı ne işte mecliste konuşmuş da ya onun kritiğinde değilim. İşte 2002'den önce traktör yoktu. Bakın şunu unutmayın. Her milat, her çığır açtığını düşünen dini olabilir, ideolojik olabilir ya da ne bileyim bir dönem kapanır yeni bir iktidar gelir. Bir diktatör gider yeni bir diktatör gelir. Bir başbakan gider yeni. Kendinden önce her şeyi yerin dibine batırır. Kendinden önce hiçbir şey olmadığını söyler, enkaz edebiyatı yapar ve her şeyin kendisiyle beraber düzeldiğini iddia eder. Bu kadim kaidedir, değişmez. Dini, ideolojik iktidar değişimlerinde bu böyledir. Onun için bunu yadırgamayın. Fakat İbrahim Kahveci'nin verdiği rakamlar durumun şu açıdan felaket olduğunu söylüyor. Yani ekonomik açıdan. İşte bu da 17-25'in sonucu. Aslında tarımın bitirilmesinin sonucu. Burada Leyla Şahin Usta'nın traktör yalanına girecek değilim. Burada anlattığı şey şu. Krizde bile daha çok traktör üretiyorduk. 1968'de yıllık üretim 15 bindi. Yılda 1968'de belki de daha o kadın hayatta değilken 15 bin yıllık traktör üretiyormuş Türkiye. 94 krizindeki üretim 2019'dan bile fazlaydı diyor. Yani krizde bile daha çok traktör üretirken şu anda düşmüş durumdayız diyor. Esasen oradan hareketle bir kendini bilmezin ...herzesinden hareketle mühim bir e, faciaya dikkat çekiyor. Tarımın nasıl bitirildiğini gösteriyor. Bir başka konu, hep sonuçları diyorum ya, doktor bulamıyorsunuz. Sağlık Bakanı, doktorların yurt dışına çıkmasını meclis komisyonunda para işaretiyle açıklamıştı. İşte böyle, yani, tamamen duygusal nedenlerle çıkıyorlar demişti. Orada gelişmiş ülkeleri tercih etmiyorlar, Katar, Dubai gibi ülkelere gidiyorlar demişti. Yani bu arada kendi geri kalmışlığını da söylüyor. Neyse o arada Katar ve Dubai'nin de ne kadar geri kalmış olduğu ayrı, tartışılır. Ayrıca bugün yani İngiltere'de de doktorlar eylem yapıyor, hemşireler eylem yapıyor ve kendisine daha iyi ücret, ücret verecek ülkelere gideceklerini söylüyorlar. Mesela birkaç ay önce doktor eyleminde BBC mikrofonunda konuşan bir doktor Yeni Zelanda'ya gidiyor arkadaşlarımız biz de değerlendiriyoruz demişti. Orada daha iyi ücret veriyorlar çünkü. Şimdi her yerde böyledir. Yani buna daha doğal bir şey yok. Yani doğal olan konular skandalmış gibi, vatana ihanetmiş gibi pomp şey yapılıyor. Bir sağlık bakanı doktorlar parasal nedenlerle gidiyor demesi onun rezilliği esasen. Daha iyi para ver o zaman. Sana Katar ne veriyorsa ben de aynısını veriyorum de. Üç kuruş daha fazlasını veriyorum de. Dubai'ye hangi gerekçeyle gidiyorsan gitme kal. Ben sana başka bir pozisyonda şöyle bir şey yapıyorum de. Kolay mı yetişiyor bir doktor? Altı yıllık tıp fakültesi eğitimi, uzmanlık, tuz sınavları şu bu falan sonrasında. 10-15 yılda kendine geliyor bir uzman doktor. Neresinden tutsanız facia. İşte rektörün Konya Dedeman Otel'de yaşadığı tırnak içinde skandal, kişisel bir kriz yaşamış. Onu da rektörlük sayfasından halka şikayet ediyor. Şimdi bunun kritik edilecek tarafı yoktur. Bu artık e, gelinen noktada herkesin nasıl sersemleşebildiğini, nasıl zevzek zevzek açıklamalar yapabileceğini veya icraatlar gösterebileceğini, tutum takınabileceğini gösteren bir örnektir. Bunu Zaytung'a bırakacaksınız. Zaytung demiş ki çok güzel. Son dakika. İstanbul Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada rektör tarafından özellikle soğansız, soğansız olsun yazılmasına rağmen soğanlı köfte ekmek gönderen kardeşler köfte ve piyas salonundan bir daha alışveriş yapılmayacağı belirtildi. Buna böyle bakacaksınız. Mizaha mizahla ya da kara mizah, mizahla karşılık vereceksiniz. Bir sonuç daha Milli Eğitim Bakanı demiş ki sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz var, onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz demiş. Yani şu anda sizin eleştirdiğiniz cemaat yapıları ile protokol yapmaya devam ediyoruz Milli Eğitimde olmaya devam ediyoruz. Şimdi bunun üzerinden tepiniyorlar. Ya arkadaş. Bırak o tarafı öbür tarafta yani çok mu düzgün gidiyor her şey. Bu adamın müsteşarlığı döneminden beri zaten taş taş üstüne bırakılmadı. İnsanlar cahil kalsın. İnsanlar okumasın. İnsanlara, insanlara doğru dürüst eğitim vermeyelim politikasını yürü, yürütüyorlar. Kendilerince kindar ve dindar nesil yetiştirmek adına. 3-5 tane cemaatinin tuttuğu alanla falan olacak şey değil bu. Topyekün bir milli eğitim sistemi topyekün çökmüş durumda. En az bir nesil kayboldu. ikinci nesil kapıda. Gidiyor yani. M mesele o. Cemaatlerin girmediği okullarda her şey çok mu düzgün gidiyor? Asıl buraya bakılması icap ediyor. Hukuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yalçın Kaya Türkiye kararının devamı olarak Baylok mesajlaşma uygulamasının kullanımına dayalı mahkumiyet kararlarına ilişkin bin başvuruyu Türk hükümetine Hükümeti tebliğ etmiş ve şey de beklemiyor. Türkiye hükümetinden bir e, cevap da beklemiyor açıklama da beklemiyor bu o kararın belli ki artık bir emsal olduğu ve onunla yani buna benzer başvurularında benzer bir şekilde direkt Türkiye'ye yönlendirileceği manasına geliyor uygulamayı sahada hep birlikte göreceğiz ama hukuk demişken Büşra Erdal paylaşmış nazılacak. Sakarya Cezaevi'nde adli tutuklu, tutuklularla birlikte ve epey zor, ağır koşullarda kalıyor. Dört duvar arasında aramalar, sayımlar, üzüntü, stres vesaire. 79 yaşında bir gazeteciye bir yazıdan dolayı bunu reva gören hukuk sistemi. Sonra Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri. Ya gerçekten böyle. Yılmaz Erdoğan Kanal D'ye İnci Taneleri diye bir dizi yapmış. Orada da işte bu yazdığım fragmanda yazdığım olay var. İstanbul'da akıl almaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi. Bir öğretmen kendi gibi öğretmen olan eşini öldürdü. Ve Yılmaz Erdoğan fragmanda diyor ki senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış. Şimdi bu çokça eleştirildi. Tepkilere yol açtı. Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Bütün mahalle ayağa kalktı. Cihayet yüklü atış serbest bir alan. 17-25'ten kimse bahsetmiyor. Tek kelimeyle bile yasak çünkü. Bir tek sabah gazetesinde bir iki haber vardı dün bugün. Yani yandaş gazeteler bile bahsetmiyor. Geçeceksin. Şimdi bu alan biraz daha serbest olduğu için üzerine konuşmak serbest dakikalarca program yapılıyor. Fakat yani bu da bir sonuç esasen. Yani kadın cinayetlerinin normalleştiği dönemde bunun romantize edilmesi ve toplumsal yozlaşmanın, çürümenin rutinleşmesi ve bunun artık paraya, diziye, projeye falan çevrilmesi, acıların metalaştırılması. Bu bu. Yılmaz Erdoğan da buna hizmet ediyor olabilir. Kanal D'de zaten o işin yolcusu bir sonuç. O arada geçtiğimiz bir önceki yayında Demokrat Parti'den sadet düşen Saadet grubuna bir milletvekili transfer edildiği ve bir milletvekili gönderildiği ve Saadet Partisi grubunun korunduğu gibi bir kulisi paylaşmıştık. Doğru değilmiş. Doğrusu şu ama enteresan yani burada da konuşulacak şeyler var. CHP bir milletvekili gönderiyor nöbetçi milletvekili öyle diyelim. Saadet grubu çünkü Hasan Bitmesin geçtiğimiz hafta vefatıyla düştü. 20 kişiyle bir grup kurabiliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bununla her gün 60 dakikalık söz hakkı kullanabiliyorsunuz. Önemli yani me mecliste grup kurmak önemli. Fazıl Kasap. CHP Kütahya Milletvekili, nöbetçi vekil olarak Saadet Grubu'na katılmış ve böylelikle Saadet Partisi, Saadet Gelecek Partisi grubu düşmekten kurtulmuş. Bir böyle bir bu yönüyle düzeltelim. İkinci yönü de şu. Yani esasen Deva'dan, Demokrat Parti'den falan, hadi hadi İyi Parti'den falan beklenirdi yani. Gene iş CHP'ye düştü. Acayip bir şey yani. Gene iş CHP'ye düştü. Enteresan. Kimse kılını kıpırdatmadı. Gene iş CHP'ye düştü. Enteresan yani gerçekten. Acayip. İsrail'le bağlayalım. İsrail kendi vatandaşlarına ateş açtı. İsrail ordusu 3 İsrail rehineyi öldürdü. Kendi vatandaşları ve çok çok dramatik bir yerden çıkarken üstleri çıprak beyaz bayrak sallayarak falan çıkıyorlar yani düşünün. Bütün angajmanlara falan ters bir şey ki zaten bunu İsrail Genelkurmay Başkanı da kabul etmiş. Kim bilir yani 20 bin kişi öldü. İsrail'den de ölenler var. Kim bilir başka ne skandallar var böyle ve bu saklanamayan ortaya çıkan bir şey. Acayip. O arada inşaat şirketleri Gazze'de boşalacak alanlara eee İsra Yahudi yerleşimciler için lüks villa projelerini falan hızlandırmış ve bunun ilanlarını vermişler. Acayip. Dünya ne yapıyor? İngiltere ve Alman Dışişleri Bakanları Sunday Times gazetesine ortak bir makale kaleme aldılar ve İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ve dolayısıyla ateşkes hala şu anda bizim talebimiz değil ama sürdürülebilir bir ateşkes falan. Yani Batı da jargonlara jargonları sündürmekte ve kelimeleri artık ıı, tanımları li değiştirmekte literatürü zenginleştirmekte üstüne yok. Pauslama diye bir şey çıktı. Yani savaşa bir ara verelim 3-5 gün. Sonra devam ederiz. Ateşkes demiyorlar diyemiyorlar. E, şimdi de sürdürülebilir ateşkes diye bir şey çıkmış. Ne demekse yani. Ne demekse. Her şey bununla başladı ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. 10. yılında 17-25 Aralık hala sıfırlanamadı. Bu hafta boyunca 25 Aralık'a kadar buna sık sık atıfta bulunacağım. Çünkü Türkiye'de konuşulmuyor. Konuşulması yasak bir konu. Ve Türkiye'nin şu anda konuştuğu hemen her şey bunun sonucu esasen. Bunun devamı. Sinek avlıyorlar Türkiye'de. Bataklığa kimse gidemiyor. Yürüyemiyor. Böyle bir dönem. Bir sonraki ayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.